Gençlik merhaba. AYT biyoloji denemelerimize devam ediyoruz. Bu bizim ikinci denememiz. İlk sorumuza baktığımız zaman kalıtımla başlamışız. Aşağıdaki soy ağacında koyu renkle gösterilen bireyler belirli bir özellik bakımından aynı fenotiptedir. Gençler bu tarz bir soru beklemiyorum aslında ama hani denemeler de çok fazla olunca böyle çok klasikleştiği için e, yine de biz de denemeye koyduk. Buna göre diyor bu özelliğin kalıtımı biçimlerinden hangileriyle gerçekleşebilir? Şimdi ne demiş? Otozomal kromozomlarda taşınan çekinik alel ile. Bakın bu, bu, bu tip sorularda ne yapardık biz hemen? Bakın şurada e, taralı bireyleri hemen çekinik olarak kabul ediyorsun ve buna küçük e küçük a veriyorsun. Buna da küçük e küçük a veriyorsun. Buraya da küçük pardon küçük ya küçük ya veriyorsun. Bakın şu birey taralı olmadığı için buna büyük ya küçük ya verip sonra sağlamasını yapıyorsun. Burada bakın küçük ya küçük ya gelir bu oluşur mu? Evet bu da oluşmuş oluyor zaten. Peki buradan büyük ya buradan da küçük ya alırım. Bunu elde eder miyim? Elde ederim. O zaman demek ki uydu. Buradan da aynısını yapalım. Buraya küçük ya veriyoruz küçük ya veriyoruz. Bu iki anne babaya da büyük ya küçük ya veriyoruz. Neden büyük ya küçük ya verdik? Çünkü çekinik olana bakın zaten soruda ne demiş? Otozomal çekinik. Yani taralı bireylere çekinip görüyorsun. O zaman bu taralı olmayanlara da e, dominant veriyorsun. Peki hocam biz niye büyük -e, küçük -e kullandık da e, homozigot kullanmadık? E çünkü homozigot kullandık ve olmadı. E, o zaman olmaz diyemeyiz çünkü heterozigot ihtimalini denemedik. O yüzden sorularda her zaman heterozigotu denemek daha mantıklıdır. O zaman bakın bu oldu bakın böyle bir işlem oluyor. Peki otozomal kromozomlarda taşınan baskın hemen şuradan bakalım. Bakın şu bireye baktığımız zaman diyelim ki ben bunu o zaman kabul edeyim. Yani büyük A küçük A kabul edeyim. O zaman şu bireylere küçük A küçük A vermek zorundayım bakın. Buna küçük A küçük A verip çaprazladığımız zaman şu büyük A'yı elde edemiyorum ki. O zaman bakın demek ki baskın bir özellik olamaz. X kromozomunda taşınan çekinik bir alel diyor. Peki bu olabilir mi? Bu olabilir yine bakın. Nasıl yani? Mesela bu bireyi şu taralı biri. Bunları silemiyorum gençler. Küçük r'ye küçük r kabul edeyim burayı. Bu zaten büyük r küçük r'dir. E, pardon büyük r yedir Şu bireyi de mesela bakın büyük R'ye küçük r kabul edersem o zaman bakın şu küçük r'nin biri Pardon, y'ydi zaten bu. Anne'den gelebilir mi? Gelebilir. O zaman demek ki bu olayı da sağlamış oldu Peki, X kromozomunda taşınan baskın alel. X kromozomunda taşınan baskın alel olursa, bakın bu bireyi nasıl kabul ederim ben? X büyük ayağıya kabul ederim. Peki, X'i veren kimdi? Anne. E, anne taralı değil ki, çekinik e, vermek zorundayız. O zaman böyle bir şey demek ki olmuyor. E, gerçekleşebilir dediği için cevabımızda ne oldu? 1 ve 3 olmuş oldu. İkinci soruya bakıyoruz hemen. Eşeğli üremeyle çoğalan bir hayvan türünde bir çiftin yavrularının kalıtsal olarak birbirinden farklı olmasında hangileri katkı sağlamaz? Kısaca çeşitlik yapmaz diyor. Ne demek bakın burada? Üreme hücrelerinin oluşum mekanizması. Bakın üreme hücrelerinin oluşum mekanizması zaten mayozdur. O zaman mayoz çeşitlik sağlar. Yumurtanın ortamdaki spermlerden biri tarafından döllenmesi zaten işin içine döllenme girdiği zaman kesinlikle çeşitlilik sağlayacaktır zaten. Zigotun gelişerek emriyi meydana getirmesi işin içinde mitoz oldu için bu çeşitlik sağlamayacaktır. O zaman cevap da ne olacak? Direkt B şıkı olmuş olacaktır. Hemen bakıyoruz üçüncü soruya. Gençler bu üçüncü soru e, önemli bir soru tipi aslında. Çünkü azot döngüsü önemli. Bakın azot döngüsünü anlattığımız zaman şurada bakın nitratın havaya verilmesine yani şu iki buradaki olay e, denitrifikasyon olayıdır. Burada proteinler parçalanacak e, organikler inorganik hale getirilecek yani NH3 meydana gelecek. Burada nitratın e, saprofitler görev alacak. Yine burada NH3'ün NO2'ye dönüşmesinde nitrit bakterileri burada rol alacak. Burada nitrat bakterileri rol alacak. Ve aynı zamanda bakın burada da bitkiler olacak. Bitki buradaki nitratı veya buradaki amonyumu tutup burada protein yapabilecek. Tabii önce amino asit. Çünkü bitkiler havadaki azotu biliyorsunuz kullanamıyorlar. E, alamazlar yani bitkiler. Bitkiler e, havadaki azotu almadığına göre topraktaki nitratı veya amonyumu alabilir. Yani iki maddeyi alıp kullanabilir. Amonyalı bile alamaz. Peki bu havadaki azotu yere bağlayacak Bağlayan, yani soru işaretiyle çünkü ee, sormuş önce soru bir okuyalım diyor ne demiş bakın burada doğadaki azot devrinin bazı basamaklarını gösteren yukarıdaki şekilde soru işaretiyle belirtilen kısımda aşağıdaki bakteri gruplarından hangisi yer alır bakın. Şimdi bir kere bakın denitrifikasyon bakterileri bak şurası denitrifikasyon bakterileridir. Olmadı o zaman. Nitrifikasyon bakteri bir burada var bir burada var. İkisine birlikte nitrifikasyon bakterileri diyoruz. Çürükçül bakteriler ancak şurada yer alabilir. Fotosentez yapan bakteriler şurada yer alabilir. Aslında şurada da siyano bakteri dediğimiz bazı bakteri çeşitleri var. Ama genelleme yaptığımız zaman azot bakteri bakın şurada bütün bunu aldığımız zaman azot bakterileri olacak. Cevap da o zaman E şıkkı olacak. Hemen dördüncü sorumuza bakalım. Yukarıda verilen grafik eğri, e, grafikteki eğriler, 5 bitkinin ışık yoğunluğuna göre değişen fotosentez oranlarını göstermektedir. Burada bakın, ışık yoğunluğuna bağlı fotosentez hızını göstermekte 5 ayrı ışık var burada. Buna göre 1, 2, 3, 4 ve 5 olarak numaralandırılan eğrilerin hangisi en az ışığa gereksinim duyan bitkiye aittir. O zaman ben zaten bakın şu yöne doğru gidersek ışık miktarı gittikçe artacaktır. O zaman bakın yavaş yavaş diyelim ki ben buradan yola çıktım, ilk karşıma çıkan ki kimse o demek ki az ışıkla iş yapıyor. O zaman bakın şu numara bu kimdir? Bakın bakıyorum ki 5 numara. O zaman ilk karşıma çıkan 5 numara olduğuna göre demek ki en az ışığa ihtiyaç diyor. Ya yani dikkat ederseniz bakın ışık miktarı arttığı halde bu bir süre sonra hiç değişmiyor zaten. Yani bu şekilde gittikçe artmıyor. Gittikçe artsaydı o zaman ışığı seviyor olacaktı, kullanıyor olacaktı. Demek ki bu 5 numaralı bitki az ışıkla zaten işini yapmaktadır. O zaman cevabımız da direkt eşyıkı olacak. Hemen 5'e bakalım hücrelerde enerji elde etmede izlenen metabolik yollardan bazıları aşağıda verilmiştir. Glikoliz, fotosentez, laktik asit fermentasyonu. Bu metabolik yollardan hangileri çizgili kas hücrelerinde ve aerob bakterilerde ortak olarak gerçekleşir? Soruya dikkat edelim düşmeyelim gençler. Bakın ne demiş? Çizgili kas hücrelerinde ve aerob yani oksijenli solunum yapan bakterilerde ortak gerçekleşir. Bakın glikoliz bütün canlılarda bütün hücrelerde ortak olarak gerçekleşirdi zaten. E fotosentez Zaten Avrupa bakterilerde olabilir ama çizgili kaslarda böyle bir durum söz konusu değil. O zaman bunu elerim. Laktik asit fermentasyonu çizgili kaslarımızda da olmaz. Bu bakterilerde de olmaz zaten. Avrupa bakteriler laktik asit fermentasyonu yapmazlar zaten. Çizgili kaslar bizi düşürmesin gençler. Çizgili kaslarda laktik asit fermentasyonu olabilir ama aerob bakterilerde olmaz. Çünkü laktik asit fermentasyonunu ee, burada anaerob bakteri dediğimiz daha doğrusu fermentasyon yapan bakterilerde görülürdü. O zaman bunu da elersem eğer sadece aşıkı yani sadece bir kalacak o da aşıkı olacaktır 6. İnsan sinir sistemindeki impuls oluşumu ve iletimiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Hemen bakalım. Sinir hücrelerindeki impuls oluşumu sodyum ve potasyum iyonlarının hücre zarında oluşturduğu kimyasal ve elektriksel değişimlerdir. Doğrudur. Zaten mesaj iletimi elektrokimyasaldı. Yani hem kimyasal bir değişim olacak hem de elektriksel değişim olacak. Tabi buradaki elektriksel değişim neydi? Sodyum ve potasyum iyonlarının değişmesiydi. Kimyasal dediğimiz olaylar nedir? Burada da glikozun kullanılması, ATP'nin kullanılması, buna karşılık olarak karbondioksit, su ve ısının oluşması bunlar da kimyasal olaylardır. Tabi oksijenin kullanılması da yine burada kimyasal bir olaydır. Bir uyarının sinir hücrelerine impuls oluşturabilmesi için en azından eşik değere ulaşması gerekir. Bu da doğru zaten. Bir mesaj ya hep ya hiç kuralı da var burada biliyorsunuz. Eşik değer üzerindeki uyarılara nöronlar artan şiddette cevap verir derse yanlış olur gençler bakın. Eşik değer üzerindeki uyarılara da aynı şekilde aynı şiddette ee cevap verir. Çünkü ne diyoruz? Bir sinir hücresinde mesaj iletilirken mesajın iletim hızı da değişmez, impulsun şiddeti de değişmez. O zaman bu artan dediği için cevabımız da ne olacaktır? Direkt C şıkkı olacaktır. Yine tabii diğerlerini okuyalım. Akson üzerindeki ranvier boğum sayısı ve akson impuls, e, akson çapı impuls iletim hızını etkiler. Etkiler tabii ki doğrudur. Özellikle akson çapının artması mesaj iletiminin hızlanmasına sebep olur. Ama ranvier boğum sayısı arttıkça hız düşecektir tabii ki. Dinlenme halindeki bir nöronun içindeki ve dışındaki iyon derişimi farklıdır. Tabii ki dışarıda sodyum daha fazla, potasyum da içeride daha fazladır. O zaman bu da doğru oldu. Cevap da C şıkkı oldu. Hemen gelelim 7. soruya gençler. Bir iskelet kasında gerçekleşen Olaylarının doğru sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi bakalım. Burada bize 4 olay verilmiş. Burada ilk gerçekleşecek olayı bir bulalım. Mesela kas hücresinin e, e, sarkoplazmik retikulumunda kalsiyum iyonlarının serbest bırakılması değil, motor uç plaklardaki nörondan sinaptik boşluğa asetil kolin salgılanması bu olabilir. Diğerlerine de baktığımız zaman evet, o zaman bunu bir numaraya alırım. Bakın. Bu olduktan sonra ne olur? Kas hücreleri biliyorsunuz uyarılır. O zaman kas hücresinin sarkoplazmik retikulumda kalsiyum iyonlarının serbest kalması... ...yani sitoplazmaya geçmesini ikinci sıraya alırım. Ve bu durumda ne olur bakın? Bu kalsiyum aynı zamanda aktin ve myozin filamentlerin ATP kullanılarak birbiri üzerinde kaymıyor. Bunu sona alırım pardon. Bunu sona alırım. En son bu olacak. Çünkü kaymaktan bahsediyor. Yani kasılmaktan bahsediyor. Bunu en sona alırım. O zaman kalsiyum iyonunun aktin filamentine bağlanmasıyla... ...myozinin aktine bağlanma bölgelerinin açılması... Açılırsa ondan sonra harekete geçecektir ve böylece kasılma e, olacaktır. Yani ondan sonra ATP kullanıp kasılma gerçekleşecektir. Bu durumda 2-1-4-3 olacak. 2-1-4-3, 2-1-4-3 o zaman E şıkkında olduğunu görüyoruz. 8- İnsan sindirim sisteminde işlev gören hormonlardan hangileri sindirim organları üzerinde yavaşlatıcı etkiye sahiptir? Bakın. Burada dikkat edeceğiz. Gençler gastrin hormonu mideden salgılanır ve gelir tekrar mideyi uyarır ve bu uyarı e, yavaşlatıcı değil hızlandırıcı bir etkiye sahiptir. Peki sekretin ve kolesistokinin biliyorsunuz bu iki hormon ince bağırsaktan salgılanır ve aynı zamanda hem pankreası hem de e, Karaciğeri etkileyebiliyor veya işte e, safra kesesini etkileyebiliyor ama burada bunlar zaten karaciğer ve e, pankreas biliyorsunuz sindirim organı değildir bunlar. Bunlar sindirime yardımcı olan organlardır. Sindirim organları dediğimiz nedir? ağız, mide, ince bağırsak buralarda sindirim oluyor. Diğer bölgelerde sindirim olmuyor ki. Zaten burada sekretin ile kolesistokinin aynı zamanda biz buna ne diyoruz? Enterogastrin diyoruz bakın. Enterogastrin ne demek? Midenin çalışmasını yavaşlatan hormonlar grubu demektir. Tamam. Sekretin ile kolesistokinin o zaman ne yaptı? Sindirim organları üzerinde yavaşlatıcı etkiye sahiptir deriz. Ve cevabımız da C şıkkı olur. Hemen 9'a bakalım. İnsanda işaretlenmiş bir al yuvar akciğer toplar damarı içine veriliyor. Bu işaretli al bir süre sonra kapı toplar damarında rastlanıyor. Bakın nereye vermişiz? Akciğer toplar damarına vermişiz. O zaman bu akciğer toplar damarındaki Ali var bir süre sonra nereye gelecektir? Kalbin sol tarafına gelecektir. Yani sol kulakçağa gelecektir. Sonra sol karınca inecektir. Ve buradan çıkıp aorttan devam edecek yoluna. Peki sonra nereye gelmiş? Sonra nereye gelmiş? Kapı toplar damarına gelmiş. En son orada rastlamışım. Ve diyor ki bu Ali var kalpten bir kez geçtiğine göre. Yani kalbe gelecek daha bir tur atmadan. Çünkü o zaman karışıklık meydana gelebilir. Aşağıdaki damarların hangisinden geçmemiştir? Gelelim bakalım. Karaciğer atar damarından geçmemiştir henüz gençler. Pardon, e, karaciğer atardam karaciğer atardamarına e, evet karaciğer atardamarına geçmemiştir. Bu kalsın bu, bu şıkımız bir kalsın. Pankreas toplar damarında olabilir. Neden? Çünkü gençler bakın burada pankreas toplar damarı, dalak toplar damarı, mide eee atar damarı mide atar damarından sonra mide toplar damarı, ince bağırsak toplar damarı. Bakın bunların hepsi zaten gelir kapı toplar damarına bağlanır. Biliyorsunuz bakın kapı toplar damarı sadece ince bağırsağı karaciğere bağlamaz. Burada pankreas, dalak, mide, ince bağırsak hatta kalın bağırsak beşlisini hepsini kapı toplar damarına bağlar. Çünkü bu damarların hepsinin ya daha doğrusu bu organların hepsinin toplar damarı direkt alt ana toplar damarına bağlanmaz. Kapı toplar damarına bağlanır. O zaman kapı toplar damarında olduğuna göre burada rastlanmış olabilir. Ama karaciğer atar damarına e, rastlayamam. Eğer karaciğer atar damarında olsaydı karaciğere gelirdi. Oradan karaciğer toplar damarına girerdi. Yani kapı toplar damarına girmiş olamazdı. Çünkü karaciğer atar damarı ile karaciğer e, kapı toplar damarı arasında bir bağlantı yok. Yani atar damardan kapı toplar damarına gidemezsin. O yüzden de cevabımız direkt ne olacaktır? A olacaktır. Aslında önemli bir soru tipi gençler. Buraya dikkat etmek gerekiyor yine. 10. Bir insanın egzersiz yapmaya başlanmasından sonra durumlarının ortaya çıkışlarına göre sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Burada gençler daha önceki denememizde de buna benzer bir soru koymuştuk zaten. Şimdi burada ilk gerçekleşecek olay nedir? Madem ki egzersiz yapmaya başlamışız o zaman hücrelerimizde önce mitokondrinin içerisinde hücresel solunum artacak. Ve mitokondride karbondioksit artar. Mitokondrideki bu karbondioksit daha sonra sitoplazmaya, orada doku sıvısına, daha sonra kan plazmasına al geçecektir. O zaman bakın dokularda karbondioksit miktarının artmasını bir sıraya alırım. Al karbondioksit miktarının azalması diyor pardon bunu hemen alamıyorum. Sonra bu karbondioksitin etkisiyle soluk alışverme mekanizması artırılacak, uyarılacak ve nefes alışverişi hızlanınca bu karbondioksit al gelecek. Daha doğrusu akciğere gelecek ve buradan vücudun dışına atılmış olacak. O zaman bunu da 3. sıraya alırım. Bu durumda 2 1 3 olur. Cevapta 5 şıkkı olur. Hemen gelelim 11. sorumuza. DNA replikasyonunda rol alan Enzimlerinin görev alma sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Gençler bakın bu tarz bir soru. 2019'da zaten görev olarak sorulmuştu. Şimdi neyi sorabilirler? Burada direkt bunların görev alma sırasını sorabilirler. Şimdi DNA replikasyonu olurken öncelikle DNA zincirlerin açılması lazım. O zaman helikaz görev alacak. Çünkü hatta demiştik ya H, -H harfinden hatırlayın helikaz Hidrojen bağlarını koparır demiştik. Sonra ne olur? DNA zincirleri kendine karşı gelen zincirlerden ne yapar? Yeni bir zincirler meydana getirir. Ve bu zincirlerden nükleotit e, ler gelip bağlanır. O zaman polimeraz ne demekti zaten? Zincire nükleotit bağlardı. O zaman bunu ikinci sıraya alırım. En son bakın zincirin birinde düz bir eşleşme olurken bir tanesinde kopuk parçalar meydana geliyordu. Bu kopuk parçaları birleştiren de ligazdı. O zaman bunu da üçüncü sıraya alırım. Bu durumda cevabımız ne olacak? 2-1-3 olacak ve yine cevap 5 şıkkı olacak. 12. Bir hücrede sentezlenen protein molekülünün büyüklüğü aşağıdakilerden hangisinin sayısı ile ilgili değildir? Bakın bir proteinin molekülünün büyüklüğü aslında ne ile alakalıdır? İçindeki aminasın sayısı ile alakalıdır. O zaman mesajcı rna'nın bağlandığı ribozomların sayısının Protein büyüklüğüyle bir alakası yoktur Buraya dikkat edeceğiz Bunlar protein sayısı ile alakalıdır O zaman cevap direkt aşk olacak Tabi biz yine de diğer bütün şıkları okuyacağız Taşıcı renaların bağlandığı mesajcı rena E şimdi mesajcı rena üzerinde ne kadar fazla kodon olursa O kadar fazla asit olacak Ve protein o kadar büyük olacak O zaman bunu alırım DNA'nın ilgili bölgesindeki nükleotitlerin sayısı da önemli Ne kadar çok nükleotit olursa o kadar fazla kod olacak O kadar fazla mesajcı e, rena kodunu oluşturacağız Bu durumda daha fazla asit bağlayabilirim buraya Proteinlik amino asitlerin sayısı zaten önemli. Mesajı RNA'da bulunan kodonların sayısı da önemlidir. Çünkü kodon sayısı arttıkça buraya bağlanan amino asit sayısı da artacaktır. O zaman direkt burada ribozomların sayısının hiçbir önemi yoktur. Ribozomların sayısı sadece proteinlerin sayısına etki eder. Proteinlerin büyüklüğüne etki etmez. O zaman cevap da aşıkı olacak. Hemen gelelim 13. sorumuza gençler. Yandaki şekilde diyor çift çenekli bir bitkide basınç akış teorisine göre organik maddelerin taşınma mekanizması verilmiştir. Numaralarla gösterilen bölgelerin hangisinde madde geçişi olurken ATP kesinlikle harcanır? Şimdi gençlik burada dikkat ederseniz ee, öncelikle kaynak hücrede biliyorsunuz glikozlar veya sukrozlar üretildikten sonra arkadaş hücrelerine geçer. Arkadaş hücrelerine geçtikten sonra da kalburlu borulara geçer ve bu borulara bu borularda yoğunluk artınca da odun borularına buraya ne gelirdi? Su gelirdi ve burada bir basınç oluşunca madde yavaş 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 aşağıya doğru inerdi. Daha sonra buraya aşağıya inen bu e, sukrozlar veya glikozlar ne olurdu? Önce arkadaş hücrelerine yani kökteki arkadaş hücrelerine geçerdi. Oradan da havuza geçer ve depolanırdı. Şimdi burada önemli olan şu bakın. Özellikle bunu konu anlatırken de üzerinde durmuştuk. demiştik ki bu ATP üretim mekanizmasını kesinlikle soracaklar. Yani ATP'nin e, tüketildiği yerlere soracaklar. Bakın, kaynak hücresinden arkadaş hücresine geçerken, arkadaş hücresinden de kalburlu borulara geçerken kesinlikle enerji harcanır. Peki burada olaylar difüzyon ve aktif taşıma kurallarına gerçek göre olacağı için burayı bilmiyoruz. Burada da ne olacak yine? Ee, aynı zamanda kalburlu borulardan arkada hücrelerine geçerken veya arkada hücrelerinden havuza geçerken de yine kesinlikle ATP harcanacak. Yani burada ATP harcanacak, burada ATP harcanacak, burada harcanacak ve bir de burada harcanacak. Peki şurada zaten burası suyun geçişi, burası suyun geçişidir. Suyun geçişleri biliyorsunuz osmoz olur. Burada zaten kesinlikle harcanmaz. Direkt bunları zaten elemeniz gerekiyor. O zaman bakın 1, 2, 4 ve 5 diyeceğiz. 1, 2, 4 ve 5 direkt cevabımız D şıkkı olacak gençler. Şimdi bu denemede çözdüğüm en önemli soru tipi buydu. Buydu zaten. O yüzden bu tarz bir sorunun gelme ihtimali yüksek gençler. Buraya dikkat edelim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun gençler.